Sevgili kardeşlerim, İmam Beyhaki Şuabul İman'da, İmam Tirmizi Cami-ü Sahih'te Malik bin Dinar'ın Davud Aleyhisselam'dan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya yapmış olduğu bir duayı nakletmektedirler. Duanın metni şöyledir kardeşlerim. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min sem'i ve basari ve minel ma'il barid. Allah'ım, senin sevgini bana işitmemden, görmemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Aziz kardeşlerim, düşünün. Gözleri görmeyen, kendisine en merhametli olan annesinin sesi kulaklarını delip de kendisini bir kez dahi müşahede edememiş bir adamı düşünün. Dünyada üzerinde koruyucu bir el olarak babasını bilen ama bir defaya mahsus olsun babasının simasına vakıf olamamış bir adam düşünün. Kendisini gölge gibi takip eden, nereye adım atsa onunla beraber olan, fedakarlığını, cefakarlığını hisseden bir kardeşe sahip olduğunu bilip o kardeşin tenine vakıf olamayan bir adam düşünün. Hadi biraz daha ileriye taşıyalım. Ama bir kadın düşünün. Bütün güzelliğini ve mahremiyetini kocasına açıp kendisinden hamile kalan ama bir kadın düşünün. Doğum günü yaklaşır, hemşire kapıdan içeri girer, o merhamet timsali kolların arasına bir çocuk bırakırken gözün aydın, nur topu gibi bir kızın olmuş der. İnsanlar doğum hadisesinin bittiğini duydukları andan itibaren kapıdan içeri akmaya başlarlar. Kimisi gözlerine işaret eder, kimisi dudaklarına, kimisi kirpiklerine, kimisi kaşlarına, gördün mü ellerini aynı annesi gibi oynatıyor der ama yatakta yatan o kadın kendisini tanımaktan aciz. Kendisini görmemiş, kendi gözlerine vakıf değil, kendi kirpiklerini bir kez dahi, bir an dahi, bir saniye dahi müşahede edememiş o kadının kendisine benzetilen çocuğunu düşünün aziz dostlar. Onun yerinde siz olun, siz o olun. Ve bu iki adama veya bu kadına gitseniz deseniz ki Allah Azze ve Celle senin duana icabet edecek. Anlık bir duana, geçici bir duana icabet edecek. Allah'tan iste, o an verilecek. Ama elinden tekrar alınacak. Hangi nimeti istersin dediğinde bakın kardeşler, bu kadın ve adam o nimetin başına görme yeteneğinin verilmesini koyacaktır. Bir an dahi olsa kendisine merhametle seslenen annesinin simasını bir saniye olsa görmek isteyecek. O kavgada, dövüşte küfredenlerin yakasına yapışan babasının elini bir kez görmek isteyecek. Kendisini an an takip eden, ne istese alan, canı şekerli bir şey istese önüne koyan, bakkaldan bir şey talep etse hiç üşenmeden giden kardeşinin ayaklarını bir kez olsun görmek isteyecek. O doğum yapan kadın neye gebe kaldığını, neyi emzirdiğini bilmediği o dudakları görmek isteyecek. Bir ana kardeşler, bir an dünyada kavuşmak istediği en önemli nimet, o adamın da o kadının da elinden alınmış olan yeteneğinin bir an olsun verilmesidir. Tam tersini düşünün şimdi. Gören, karşısındaki insanların ağlamasına şahit olan, gülmesine vakıf olan, tepkilerini gören ama neye ağladığını, neye güldüğünü, neye tepki verdiğini bilmeyen, işitmeyen bir adamı ve kadını düşünün. Karşısında bir adam var ve ağlıyor. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ama hangi sese ağladığını bilmiyor. Bilmiyor ki o adam şu an kurra hafızın dudakları arasından dökülen Bakara suresinin ayetlerine ağlıyor. Ama ondan uzak. Karşısında gülenler, oynaşanlar, sevişenler
Ama neye eğlendiklerini duyamayan sağır bir adamı veya kadını düşünün kardeşler. O ana gitseniz, o an deseniz ki Allah senin arzularından, taleplerinden birini anlık dahi olsa, geçici olacak ama anlık dahi olsa karşılayacak. Bu listenin başına neyi koymak istersin? Dünyada belki en fazla sesini duymak istediği annesinin sesini isteyecektir. Annesinin sesini işitmek isteyecektir. Eğer gerçekten Kur'an'ı seven, Kur'an'ı bilen ama sesine hiç şahit olmayan bir adamsa veya bir kadınsa, o teybin arasından, hoparlörlerin arasından minşevileri belki duymak isteyecek. Anlık ha kardeşler. Hanımının ona seslenmesini, oğlunun anneciğim, babacığım diye taleplerini duymak isteyecektir. Ya bunun ikisinden mahrum kaldıysa adam? Herhalde bu en zorudur. Hiçbirimizin de karşılayamayacağı bir imtihandır. Şimdi kardeşlerim, dün Konya'daydım. Afrika'da bir kuyu açma projemiz var ya. Hani bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Bunu nasıl hızlandırabiliriz? Nerede en güzel bir ameli gerçekleştirebiliriz? Hangi ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgede ne şekilde bir kuyu açarız diye Konya'ya gittik. Bir yardım kuruluşunun seminerine katıldık. Küçük bir seminer. Yaklaşık yarım saat katılanın çok az olduğu bir seminere katıldım. Duvara yansıyan resimler, yansıyan karelerin hikayeleri, her biri zikredildikçe inanın insanlığımdan ve vicdanımdan utanmaya başladım. İslam coğrafyalarının, Afrika Müslümanlarının, Asya Müslümanlarının, Balkan Müslümanlarının, kafirlerin elinde bir su gibi erişlerine şahit olduktan sonra nefsinden utandı. Bir kuyu açmayı atla deve gören, yazın kuyu, Ramazan'da kumanya, kurban zamanı geldi mi de bir poşet et veririz projeleriyle yaklaştığımız Afrika'daki cılız projelerimize utandım. Halbuki Hristiyanlar ve misyonerler kısa, orta ve uzun vadede öyle soluklu çalışmaktadırlar ki. Konuşmacı sözlerine şöyle devam ediyor. 1900'lü yılların başı Afrika'da toplam Hristiyan nüfusu 10 milyon. 2000'li yılların başı 100 yıllık Hristiyan çalışmasının fazlalığı, 100 yıllık Müslümanların dünyevileşmesi ve tembelleşmesi neticesinde Afrika'da 350 milyon Hristiyan'a ulaşmışlar. 35 kat. 35 kat. 2000'li yılların başı. 2016 bilmiyorum. Bu 500 milyon olmuş mudur bunu hiç bilmiyorum. Sadece 1923'te 6000 tane devlet okulunun bulunduğu yerde 5000'den fazla Hristiyan okulları mevcut. Sene 1923. 5000'den fazla Hristiyan okulu var. 1700 tane yetimhane var. Kime ait? Haçlılara ait. Başlarında kim var? Hristiyan papazlar, rahipler veya rahibeler. Ellerindeki çocuklar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sözünün Mekke'den sonra ikinci olarak Habeş topraklarına giren torunları. Onlar şu an Hristiyanların elinde. Peki şu an İslam coğrafyalarına hizmet etmeleri gerekirken, harıl harıl İslam coğrafyalarına kan pompalamaları gerekirken, şu an Hristiyanlık aleminin hizmetinde çalışmaktadırlar. Döndüm ve nefsimi kınadım kardeşler. Küçük projelerimizi kınadım. Cılız adımlarımızı kınadım. Hesapsız, günlük, günü kurtarma, reklam yapma adına olan çalışmalarımızı kınadım. Adamlar bakın kardeşler, 100 yılda ulaştıkları mesafe 35 kat büyümüşler. Maddi olarak değil, potansiyel güç olarak. Ve dikkat edin kardeşler, konuşmacı çok güzel bir şeye değindi. Arkadaşlar dedi, bu kıta düşerse, bu coğrafya düşerse, Hristiyanlık aleminin dayanacağı ilk kapı Mekke'dir kardeşler. Biliyorsunuz orada bir boğaz var. Sadece o boğaz kalıyor. Eğer o kıta, kara kıta, o çıplakların,
açların, yalın ayakların, susuz adamlar düşerse, sayı 350 milyonu aşarsa, arkadaşlar dayanacakları yer Allah'ın evi Beytullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var, hatırladınız değil mi? Buhari'de geçiyor. Ben diyor, yalın ayak çıplak siyahilerin diyor, Kabe'ye diyor saldırdıklarını görür gibiyim diyor. Yahu 1500 yıl önce gördü Resulullah. Müslümanlar gözümüz çıkıyor şu an. Afrika kan ağlıyor. Konum bu değil ama Afrika kan ağlıyor. Gerçekten kan ağlıyor. Hafızlar var, açlıktan yere düşüyorlar. Medreselerinde yemek beğenmeyen kardeşlere duyurulur. Senin çeşmeden içtiğin su senin mideni bulandırırken, vallahi lazım kendim gördüm, pis bidonlar, pis bidon, paslı bidon. Paslı bidonların etrafında, o paslı suların içinde çamurlu suyları kendine içme suyu edinen hafızlar düştükleri yerde bayılıyorlar aziz dostum. İslam coğrafyası bu hale geliyor şu an. Kara kıta denilen tabir yerindeyse yer bu hale geliyor. Konum bu değil. Velhasıl. Bir kare açıldı. Boş bir sahra, kumluk bir arazi, yüzlerce binlerce kadın ve çocuk tam güneşin ortasında yerde oturmaktalar, beklemekteler sıra sıra. Peki dedik bunlar ne bekliyorlar? Dediler ki bunlar ikindi vaktinden gelip akşam vaktine kadar kendilerine verilecek olan bir poşet içindeki kumanyaları bekleyen ve ardından iftar yapacak olan Müslümanlar diyorlar. Ne garip ki, ne olacak? Ne tuhaf bir şey mi var? Tuhaf değil. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Neyi ekledi? Biliyor musunuz dedi. Bu saat dilimi var ya, o coğrafyanın, o mekanın, o kızıl toprakların en sıcak olduğu andır. Ben diyor adam kendim şahit oldum. Ceylanlar sıcaktan etkilenmemek için ağaçların gölgelerini terk etmiyorlarmış. Hayvan gezmiyor arkadaş. O Müslüman kadınların senin gönderdiğin bir küçük kumanya var ya, vermekten erindiğin, elinin böyle sanki cebinde akrep varmışçasına korkakça soktuğun, verirken şişman oğlunu düşündün, obez kızını düşündün. Hani o küçük kumanyalar var ya, o kadın o çocuklarıyla beraber saatlerce, bakın ikindiden akşam vaktine kadar. Nerede? Hayvanların dahi yürümekten, dışarıda bulunmaktan kaçındığı saatte o kumanyaları bekliyor. Evet, ilginç olan kısım bu. Evet, Davud Aleyhisselam bize bir hakikati öğretti kardeşler şimdi. O duanın altında yatan bir esrar şimdi ortaya çıktı. Demek ki mümin erkek ve mümin kadınların kalplerinde bulunacak olan iman ve Allah sevgisi yeryüzündeki bütün sevgileri bastırması gerektiğini öğretti Davud Aleyhisselam bize duasında. Dedi ki Rabbim, senin sevgini görmemden, işitmemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Siz o Afrika'nın sıcağında oruçlu bekleyen kadına ve çocuğuna deseniz ki şu an Allah Azze ve Celle senin duanı kabul edecek. Bir an dahi olsa Allah'tan talepte bulun. Allah senin karşılayacak ihtiyaç listenin başına ne koymak istersin? Herhalde o çocukların en büyük talebi boğazlarının aşağısına tatlı, berrak, soğuk suların geçmesidir arkadaş. Ondan diyor Davud Aleyhisselam bu duayı. Şu an buzdolaplarındaki suları küçük görenlere seslenmiyor Davud Aleyhisselam. Afrika'nın kara çocuklarına diyor. Onlara öğretiyor bu duayı, sana değil. Bana hiç değil. O an o çocukların en büyük talebi, bakın dikkat edin, saf, berrak, kirlenmemiş, soğuk suların boğazlarının aşağısında geçmesidir. Bakın bu dahi onların rüyalarından çıkmış bir durumdur, ha, onu söyleyeyim size. Ben inanıyorum onların hayallerinde bile bu yoktur. Hayal bile etmiyorlardır. Alışmışlar, kanıksamışlar mevzuya. Ama isteseler, talep etseler herhalde taleplerinin başına bunu yazacaklardır aziz dostlar. Evet, şimdi duayı tekrarlayalım. Davud Aleyhisselam Rabbine yöneliyor. Malik bin Dinar rivayet ediyor. Diyor ki Allah'ım, senin sevgini işitmemden, görmemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl diyor Davud Aleyhisselam Rabbine yalvarırken aziz dostlar. Evet, mümin erkek
ve mümin kadınların kalplerindeki Allah sevgisinin nasıl olması gerektiğini Davud Aleyhisselam bizlere duasıyla öğretiyor.